Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıfırdan motora başlayacak olsam motosiklet olarak ne alırım tarzında bir video çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Gördüğünüz üzere ilk motorumuz scooter. 50cc Mondial Revival diye geçiyor. Bu motosikleti seçmemizin sebebi başlangıç motor olarak aslında hafif ve kullanımı kolay bir motosiklet ile başlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden başlangıç olarak scooter'ın daha iyi olacağını düşündüğüm için ilk sıralara scooter koydum. Ama ben vitesliyle başlamak istiyorum. Vitesli süreceğimi öğreneceğim diyorsan, ilerleyen zamanlarda yüksek CC kullanacağım diyorsan, ilerleyen dakikalarda vitesli motorlara da değineceğiz zaten. Bu konularla ilgili hemen çeşit video olduğunu göz önünde bulundurarak ben kendim motor alacak olsam, motosiklete başlayacak olsam ne alırdım tarzında bir liste hazırladım sizlere. Ve ilk motorumuz dediğim gibi Mondial Revival 50 diye geçen B sınıfı ehliyetle kullanılan, sigortadan ve vergiden muaf olan bir motosiklet. Oldukça hafif ve kullanımı rahat olan bir motor. Çin malı olarak geçse de yedek parça ve servis ağı gerçekten çok geniş olan bir marka Mondial. Yeni başlayacağım, ben scooter seviyorum, vitesli sevmiyorum ama şu anda ehliyet alma durumum yok diyorsan eğer, bu motor tam sana göre. Fiyat olarak da sıfır fiyatı 6500 küsür lira olarak gözüküyor. 50cc'den devam edecek olursak diğer motorumuz Cuban'ın Blueberry modeli 50cc scooter'ını düşünebilirsiniz. Tasarım olarak Mondial ve Cuba birbirine yakın tasarımlar sergilemekte. Fakat ben Mondial Revival'ı daha çok sevdim diyebilirim. Sıfır fiyatları her iki motorun da birbirine yakın olması da güzel bir şey. Ha derseniz kardeşim ben 50cc istiyorum ama beni Çin'le uğraştırma, adam akıllı bir scooter yok mu diyenler için. Evet var. Bu Cuba'dan sonraki motorumuz tam size göre bir motor. Fiyatı da ona göre yüksek. Cuba'nın fiyatına değinecek olursak 6800 küsür lira olarak sitesinde fiyatı var. Çin malı istemiyorum diyen arkadaşlar için Yamaha Neo 4 adında bir 50cc scooterumuz daha var. Bu motosiklet parasını aslında 2 tane 50cc motor alıp üzerine kask, mont ve eldiven alabilirsiniz. Şaka bir yana tabii ki tercih sizin. Lakin başlangıçta ve her şeye geçtim, 50cc bir motora bu kadar para vermeye değer mi? Orası tartışılır. 50cc Yamaha motoru zaten çok da fazla bir teknik bilgi vermeye gerek yok. Resimlerde gördüğünüz gibi fiyatına gelecek olursak güncel verilerle 15.200 lira gibi bir ücreti var. 50cc'den bir tık üstü olarak tercih edebileceğiniz, ben bildiğimde scooter'ıma hem şehir içi hem de uzun yol yapacağım, hani ne bileyim kampa gideceğim, beni yolda bırakmasın ama konfordan da ödün vermesin, çok pahalı olmasın, ortalama 100-110 km hızlara rahat çıksın diyorsan Honda PCX 125 tam sana göre bir motor. PCX alacaksın, benzinini koyup istediğin her yere gideceksin. Scooter için bence yeterli bir CC ve konfora sahip olan PCX'i bir süre ben de kullandım. Ve başlangıç için ideal, sorunsuz bir scooter olabilir. Motosikletin hakimiyeti oldukça iyi, kullanımı oldukça rahat. Hani yeni başlayan bir insan hiç yadırgamadan bisiklet sürüyormuş gibi bu PCX 125'i rahatlıkla kullanabilir. Yaklaşık olarak 20.000 lira civarında bir sıfır satış fiyatı var. Scooter'da CC biraz daha yükseltecek olursak listemizde son iki modeli sizlere göstermek istiyorum. Aynı klasmanda kapışan iki model, iki farklı marka var. Bunlardan birisi Forza 250, diğeri ise Yamaha X-Max 250. Her ikisinin fiyatları birbirine yakın olsa da duruş, estetik ve görünüş açısından bence Honda Forza bir adım daha önde bu konuda. X-Max ile Forza'nın performans açısından teknik verilerine bakıldığında tam tork verme limitleri baz alınarak alt devirler X-Max'te daha canlı, Forza'da bir tık daha cansız. İki motorda 4 zamanla sıvı soğutmalı olup Forza 23 beygir, X-Max 22 beygir olarak gözüküyor. X-Max 5500 devirlerde 24.3 Nm tork verirken Forza ise 6500 devirlerde 23.8 Nm tork veriyor. Bu yüzden alt devirleri biraz cansız dedik. Tabi bu motosikleti kullanan kişiye göre illaki değişkenlik gösterecektir. Boy, kilo vesaire gibi etkenler. Çok da fazla teknik detaya girmek istemiyorum. Ama yani her iki scooter da tercih edilebilir. İkisi de dediğim gibi aynı klasmanda
Türkiye'de bir Yamaha'cılar var, bir Honda'cılar var, iki Japoncu olarak. Tamamen tercih meselesi. Forza'yı deneyimleme imkanım olmadı ama X-Max'i deneyimleme imkanım oldu. X-Max'te sürüş açısından ve konfor olarak oldukça iyi. Lakin süspansiyonları biraz daha Forza'ya göre, yani Forza demeyeyim, Forza hiç kullanmadım ama PCX'ten kıyaslıyorum. PCX'in bir tık üstü. Sert, X-Max'in süspansiyonları biraz sert. Ama işte ne bileyim, adamlar sel altına LED koymuş aydınlatma. Hani bu tarz ince fikirler X-Max'i oldukça çekici kılıyor. Her iki motorun da ön frenleri ABS. Fiyatlarına gelecek olursak X-Max şu anda 35 bin liraya tekabül ediyor. Forza ise 37 bin lira civarlarında bir satış rakamları var. X-Max ve Forza ile scooter defterini kapattıktan sonra geçelim vitesli motorlara. Neler alabiliriz, neye binebiliriz? İlk olarak Çin malı olarak Mondial'in çok satan Mondial 125 Drift L modeli var. Çok anlatılacak bir özelliği yok açıkçası. 4 zamanlı 125 cc 5 ileri vitesli olup ön arka freni disk, 10 beygirlik bir motor. Hani ben motora yeni başlayacağım, düşe kalka öğreneceğim diyorsan bu motor tam sana göre. Hani en azından CG gibi konforsuz değil, yola gitmeye uygun. Fazla sıkıştırmadığın sürece uzun yol bile yapabilirsin dinlene dinlene. Bu Mondial 125 Drift'in günümüzdeki fiyatı ise 11.855 lira olarak gözüküyor. Yani yeni başlayacak birisi için bence ideal bir motor. Ben olsam, bir test olarak başlayacak olsam, yeni öğrenecek olsam alırdım. Bir diğer motorumuz ise ilk bakışta Mondial Drift anımsarsa da aslında o bir Japon Honda CB125F modeli. Günümüzde küçük cc'de çok tercih edilen motosikletler arasında. Kalitesiyle ve görüntüsüyle insanla bir albeni yaratmıyor değil hani. CB125F'te 2 subaplı PGM FI elektronik kontrolü yakıt enjeksiyonuna sahip olan OHC tek silindirli motor var. Ve bunların yakıt tüketimi oldukça düşük diye söyleniyor. Kullanan kişiler de gücünden ve yakıt tüketiminden bayağı bir memnunlarmış. Hani ben Çin malı istemiyorum, bana biraz daha kaliteli olsun, markası belli olsun diyorsan bu Honda CB125F tam sana göre. Güncel fiyatı da yaklaşık olarak 17.600 TL civarında. Hani seni bu bayağı bir idare edebilecek bir motosiklet diye düşünüyorum. Sonuçta başlangıç için alıyorsun ve sıfır olarak alıyorsun. Ortalama bir 20-30 bin kilometre kadar kullansan artık yavaş yavaş CC büyütme vaktin gelmiş demektir. Onun için başlangıç olarak bu motosikleti tercih edebilirsiniz. 125 cc'den devam edecek olursak Honda MSX 125. Evet, MSX 125 fiyat olarak artan düzeyde gittiğimiz için sırada bu motor var. MSX 125 görüntü olarak oldukça küçük ve sevecen gözükse de 125 cc motoru 10 beygire yakın güç üretmekte olup 11 Nm tork sağlıyor. 5000 devirlerde de tam torku verebiliyor. Bu motosiklet 4 ileri vites, ön fren ABS ve arka fren disk olarak geliyor. Boyum çok uzun değil, ben buna sığarım. Üstünde ABS durmam diyorsan bir Honda servisine gidip üzerine oturup öyle almanı tavsiye ederim. Başlangıç için alınabilir bir motosiklet. Gayet duruşu, şekli, şık bir motor. Hani en azından kolay kolay arıza vermez. Arıza verse de sizinle ilgilenebilecek güzel bir servis bulabilirsiniz. MSX'i tercih edebilirsiniz. Bu MSX'in detaylı incelemeleri YouTube kanallarında var. Ben üstünkör anlatıyorum. Sadece aklınızda fikir oluşturabilmek ve ben neyi tercih ederdim tarzında bir video olduğunu zaten belirtmiştim. Gelin sıradaki motorumuza geçelim. Sıradaki motorumuz gerçekten ben bugün sıfırdan motora başlayacak olsam tercih edeceğim tek motor olur. Honda CB125. Görüntüsü o kadar hoş, o kadar güzel ki insanı cezbediyor açıkçası. Bu CB125 yaklaşık olarak 13 beygir veriyor. Sıvı su otmanı 4 zamanlı. 2 subap SOSH, yani tek silindirli bir motora sahip. 6 ileri manuel vites. En güzel yanlarından birisi de ön arka ABS freniyle geliyor. Hani günümüzde artık ABS hemen hemen çoğu motorda çıkmaya başladı. Lakin sadece önlerde ABS çıkıyor. Bu 125 cc motorda da ön arka ABS koymuşlar. Yani küçük cc'de param var, ben sıfır alacağım kardeşim diyorsan CB125'i gerçekten tavsiye ediyorum.
CB125 R'ın güncel fiyatı da 26.600 lira olarak sitelerinde gözüküyor. 125 cc'den devam edecek olursak tercih edebileceğiniz bir diğer motor Yamaha MT-125. Şu anda sitelerinde 2020 modelle ilgili bir veri bulamadım, fiyatını da bulamadım. Ama aklınızda bulunsun, bayiler illaki vardır. MT-125'te başlangıç motor olarak tercih edebilirsiniz. Kanalımıza daha önce inceledik, bir göz atın isterseniz. CC'yi biraz da artıracak olursak günümüzde çok fazla satan Bajaj Pulsar NS200 var sırada. Yolda o motosikletten dördünün Bajaj olduğunu bir tek gören ben değilimdir sanırım. 200 cc tek silindir 4 zamanlı motora sahip olan NS200 bize 24 beygirlik bir güç vaat ediyor. 6 ileri şanzımana sahip olan NS200'ün ön frenler ABS olup arka frenler disk olarak geliyor. Enjeksiyonlu, sıvı soğutmalı, gerçekten güzel bir motor. Hani alayım, hem işe gideyim, hem gezeyim, fiyata da uygun olsun, servisi, işte servis ağı, yedek parçası ucuz olsun diyorsan NS200'ü bir düşün derim. Fiyat olarak 2020 modelleri şu anda 20.350 liradan satışa sunuluyor. Tercih edebileceğiniz 200 cc'lik güzel bir motosiklet. Başlangıç için sıfır olarak da fiyatı uygun diye düşünüyorum. Listenize bunu da ekleyin. CC'yi artık 250 yapmanın vakti geldi. Ben yine görüntüsünü çok sevdim. Honda CB modelini CB250R modelini eklemek istedim listeye. Bu motosiklet bizlere 250 cc sıvı soğutmalı 4 zamanlı DOHC motoru ile yaklaşık 28 beygir güç vaat ediyor. 6 ileri şanzımana sahip olan bu motosiklette önler ABS, arkalar disk olarak geliyor. Ve güncel fiyatı 32.300 lira. Gelelim listemizin son motoruna, Yamaha MT-25. Zaten alışılagelmiş, herkesin kanalında olan bir motosiklet olan MT-25 ile videomuzu bitirme zamanı geldi. Başlangıç için MT-25'i çok tavsiye etmiyorum. Ben kullanmasını biliyorum, artık biraz büyütmenin vakti geldi diyenler için uygun olan bir motosiklettir. 250 cc sıralı çift silindir, 4 zamanlı sıvı soğutmalı DOHC bir motora sahip ve yaklaşık 35 beygir güç üreten bir motor. 6 ileri şanzımana sahip olan bu motorda aynı şekilde ön ve arka frenler disk olarak geliyor. ABS yok. Güncel fiyat listesinde fiyatı 36.200 TL olarak gözüküyor. Dediğim gibi başlangıç için belki size biraz güçlü gelebilir motosiklet. Fakat hani zaten motor kullanıyorum, birazcık büyüteceğim diyorsan MT-25 tercih edebilirsin. Evet dostlarım, bu videoda sıfır alacak olsam ben ne alırdım tarzında bir video oldu. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bu serinin ikinci el uyarlamasının gelmesi istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Kendinize iyi bakın.